Volkanik aktivite, gezegenimizin büyüleyici, korkutucu ve kesinlikle gerekli bir özelliğidir. Volkanlar, Afrika'daki bir çölden, Antarktika'nın soğuk iklimlerine, Pasifik'teki adalara ve tüm kıtalara kadar her yere dağılmış durumdadır. Her gün bir yerlerde volkan patlamaktadır. Bali'deki son derece aktif Agung Dağı, İzlanda'daki Bardarbunga, Hawaii'deki Kilauea ve Meksika'daki Colima gibi yanardağların isimlerine çoğumuz aşinayız. Bu videomuzda dünyanın en ölümcül 6 yanardağ patlamasını ve bu yanardağların patlaması sonucunda insanların ve tüm canlıların hayatlarını nasıl değiştiğini göreceğiz. Ama ilk önce yanardağların ne olduklarına bir bakalım. İyi seyirler. Volkanlar, dünyayı inşa etmenin önemli bir parçasıdır. Volkanlar, kıtalar ve adalar meydana getirmede, derin okyanus dağlarını ve kraterleri şekillendirmede büyük görevler üstlenirler. Ayrıca lav ve diğer materyalleri püskürterek dünyadaki yeryüzü şekillerini ortaya çıkarırlar. Dünya erimiş bir okyanusla kaplı, volkanik bir ortam olarak yaşamına başladı. Zamanın başlangıcından beri süregelen tüm yanardağlar şu anda aktif değildir. Bazıları çoktan öldü ve bir daha asla aktif olmayacak. Diğerleri uykuda, yani gelecekte tekrar patlayabilirler. Bu, özellikle aktif geçmişlerinin kanıtları arasında birkaç volkanın bulunduğu Mars'ta da geçerlidir. Çoğu insan 1980'de Washington eyaletinde Helens Dağı'nın patlaması gibi volkanik patlamalara aşinadır. Bu, dağın bir kısmını uçurup çevredeki eyaletlere milyarlarca ton kül yağdıran dramatik bir patlamaydı. Ancak o bölgedeki tek değildi. Hood ve Rainier dağları kardeş kalderaları kadar olmasa da aktif olarak kabul edilir. Bu dağlar ark arkası yanardağları olarak bilinir ve bunların faaliyetleri yerin derinliklerinde plaka hareketlerinden kaynaklanır. En aktif Hawaii yanardağları Büyük Adadadır. Buradaki yanardağlardan biri olan Kilauea, adanın güney bölgesinin çoğunu yeniden su yüzüne çıkaran kalın lav akıntılarını püskürtmeye devam ediyor. Bu dağın kenarındaki bir bacadan çıkan son patlamalar Büyük Adadaki köyleri ve evleri yıktı. Volkanlar ayrıca Japonya'nın güneyinden Yeni Zelanda'ya kadar Pasifik Okyanusu havzasında da patlar. Havzadaki en volkanik alanlar plaka sınırları boyunca uzanır ve bu bölgenin tamamına ateş çemberi denir. Başka bir örnek vermem gerekirse, Avrupa'da Sicilya'daki Etna Dağı, M.Ö. 79'da Pompei ve Herculaneum'u gömen yanardağ Vesuvius gibi oldukça aktiftir. Bu dağlar, depremler ve ara sıra meydana gelen akışlarla çevredeki bölgeleri etkilemeye devam ediyor. Peki volkanlar nasıl patlar? Volkanik patlamalar, dünya yüzeyinin altındaki malzemelerin yüzeye çıkması için yollar sağlar. Ayrıca dünyanın ısısını dışarı atmasına da izin verirler. Dünya, yeraltı erimiş kayaları ile beslenir. Yeryüzünde lav, mantodan kısaca yüzeyin altındaki tabakadan çıkar. Magma adı verilen erimiş kayalardan yeterince bulunduğunda ve bunların üzerindeki basınç yeterli olduğunda volkanik bir patlama meydana gelir. Birçok volkanda magma merkezi bir tüp veya boğazdan yükselir ve dağın tepesinden çıkar. Diğer yerlerde lav, gazlar ve kül deliklerinden dışarı akar. Sonunda koni şeklindeki tepeler ve dağlar oluşturabilirler. Bu, en son Hawaii Büyük Adası'nda meydana gelen patlama tarzıdır. Volkanik aktivite oldukça sessiz olabilir veya oldukça patlayıcı da olabilir. Çok aktif bir akış olduğunda volkanik kalderadan gaz bulutları yükselebilir. Bunlar oldukça ölümcüldür çünkü çok sıcaklardır ve hızlı hareket ederler. Derin deniz volkanları da magma ve gazlarla püskürür. Her zaman püskürmeleri görmeyiz. Ancak sünger taşı bulutları, yani püskürmeden kaynaklanan kaya sonunda yüzeye çıkar ve yüzeyde uzun kaya nehirleri oluşturur. Şimdi ise tarihte iz bırakmış, çok fazla can almış ve dünyanın iklimine kadar neredeyse hayati olan çoğu şeyi etkilemiş yanardağ patlamalarına bakalım. Tambora Yanardağı Patlaması. 5 Nisan 1815'te Sambawa Adası sakinleri korkunç patlamalar duydu. Hükümet saldırı altında olduklarını düşünerek orduyu harekete geçirdi.
Ne var ki bu saldırıyı bastırmaya hiçbir ordunun gücü yetemezdi. Çünkü yaşanan olay insanlık tarihinde bilinen en büyük volkanik patlamaydı. Tambora patlaması tüm gezegeni öylesine büyük bir felaketle sarstı ki 200 yıl sonra bile araştırmacılar hala bunun yansımalarını kavramaya çalışıyor. Bir adım geri çekilip büyük resme baktığımızda görüyoruz ki Tambora'da yaşanan patlama tüm dünyada olağan dışı hava koşullarına, tarımsal çöküşe, kıtlığa, kitlesel göçlere ve küresel ölçekte salgın hastalıklara yol açtı. Hatta yassız bir yıla ve edebiyat tarihinin ünlü canavarlarının doğuşuna neden oldu. Alman tarihçi ve yazar Wolfgang Beringer'in Tambora ve Yassız Yıl, Bir Volkan Dünyayı Nasıl Krize Sürükledi adlı kitabına göre bugün Endonezya'da bulunan Tambora Yanardağı'nın patlaması o kadar büyüktü ki dünyanın dört bir yanındaki insanları, kültürümüzü ve tarihimizi bugüne kadar etkilemeye devam etti. Modern kayıtlara göre 5 Nisan 1815 akşamı yanardağın zirvesinden alevler yükseldi ve yeryüzü saatlerce gürledi. Yanardağ daha sonra sessizliğe gömüldü. Bu patlamadan sonra dağın yüksekliği 1,5 kilometre azaldı. Bu felakette 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 5 gün sonra zirve, yüzlerce kilometre öteden duyulan sağır edici bir ateş, kaya ve kaynayan kül gürültüsüyle patladı. Erimiş kayalardan oluşan alevli nehirler yamaçlardan aşağı akarak tropik ormanları ve köyleri yok etti. Bölgede yaklaşık 100 bin kişi öldü. O zamanlar Hollanda, Doğu Hint adalarında yani günümüz Endonezya'sında bulunan Sumbawa asla eski haline dönemedi. Bu insanlar ya diri diri yandı ya da volkandan fırlayan kayaların üzerlerine düşmesi sonucunda can verdi. Oluk oluk akan lav ve gökten yağan kayalardan şans eseri sağ çıkabilenler ise yoğun külün her yeri kaplaması nedeniyle nefes alamayarak hayatını kaybettiler. Çevre köylerde bulunan tüm evler yerle bir oldu. Ağaçlar kökünden sökülerek havaya uçtu ve volkanik küller 3 metre yüksekliğe ulaştı. Bu durum yerel su kaynaklarını ve pirinç hasadının %95'ini yok ederek kitlesel kıtlığa yol açtı. Kitabın yazarı Wolfgang Beringer, insanlar o kadar çaresizdi ki çocuklarını köle olarak sattı ve para edecek herhangi bir eşya aramak için mezarları kazdı diye anlatıyor. Volkandan çıkan kül ve diğer zararlı maddeler dünya atmosferinde süzülerek aylar ve hatta yıllar sonra binlerce kilometre ötedeki ülkeleri bile etkilemeye devam etti. Araştırmacılar volkanik parçacıklardan oluşan dev bulutun dünyanın dört bir yanına yayıldığını, güneş ışığını engellediğini ve bu gezegenin 3 yıl boyunca soğumasına neden olduğunu tespit etti. Bu felaket üzerine Gillian Wood tarafından yazılan Tambora, Dünyayı Değiştiren Patlama adlı kitap, patlamanın küresel etkilerinin inanılmaz büyüklükte olduğunu anlatıyor. Bu patlamadan sonra gezegenimiz soğumaya başladı. Yağmur bulutlarının üzerindeki küresel örtü sadece güneş ışığını uzaya geri yansıtarak gezegenin soğumasına sebep olmakla kalmıyordu. Doktor Wood'un dediğine göre bu örtü aynı zamanda yeryüzünde olağan dışı fırtınalar da yaratıyordu. Haziran 1816'da bir kar fırtınası New York'un taşrasını kasıp kavurdu. O Temmuz ve Ağustos aylarında New England'daki öldürücü donlar çiftlikleri harap etti. Dolu taneleri bütün yaz Londra'yı dövdü. İngiltere sonbaharda Turner gibi ressamlar tarafından canlı bir şekilde tasvir edilen alışılmadık derecede renkli gün batımları yaşadı. Krakatoa Yanardağı. Krakatoa, Endonezya'ya bağlı bir adadır. Ada ise kendisiyle aynı isme sahip olan Krakatoa Yanardağı ile meşhurdur. 26 Ağustos 1883'te başlayan patlamaların en kuvvetlileri 27 Ağustos'ta yerel saatle 5.30, 6.44, 10.02 ve 10.41'de gerçekleşenleri olmuşlardır. Bir gün içinde tüm ada yutmuş ve 36 binden fazla insanın ölümüne sebebiyet vermiştir. Patlama yüzlerce nükleer bombaya eş değer bir güçte patlamıştır. Açığa çıkan enerji 4 adet çar bombanın açığa çıkaracağı enerji ile eş değerdir. Patlama aynı zamanda modern tarihte duyulan en gürültülü sesi ortaya çıkarmıştır.
Patlama sonrası boyları 30 metreyi bulan dev tsunamiler ise insan ölümlerinin en büyük faktörlerinden birisi de olmuştur. Patlama sadece bulunduğu bölgeyi değil, Tambora yanardağ patlamasında olduğu gibi atmosferi de etkilemiştir. Açığa çıkan gazlar atmosferin sıcaklığını 1.2 derece düşürmüş ve çok şiddetli yağmurların oluşmasına sebep olmuştur. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin güney kısmı sellerden kendisini kurtaramamıştır. Ve bölgede 1883-1884 yılları arası su yılı olarak adlandırılmıştır. Patlama, güneş ışığının yeryüzüne ulaşmasını engellemiş ve dünya yıllarca olması gerekenden daha karanlık olmuştur. Nevado del Ruiz. Buzul bir dağın sizi yakmasını bekleyemezsiniz ama Kolombiya'daki Nevado del Ruiz yanardağı bunu yaptı. 13 Kasım 1985'te yanardağın Büyük Arenas kraterinde yaşanan patlama, zirvedeki kar ve buzulları ölümcül bir çamur seline dönüştürdü. Yaklaşık 25 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Kumanday olarak bilinen ve 2 milyon yıldır aktif olan Nevado del Ruiz, Kolombiya'nın Caldas ve Tolima bölgelerinin arasında başkent Bogota'nın 129 kilometre batısında yer alan bir yanardağdır. Bu kompozit yanardağ, içinde volkanik kül ve volkanik maddelerden oluşan taşların da bulunduğu lav tabakalarını içermektedir. Kolombiyalılar da tarih boyunca yerli halklar ve çiftçilikle geçimini sağlayan toplulukların yaptığı gibi volkanik oluşumların etrafına yerleşmişlerdir. Bu durumun başlıca sebebi ise volkanik oluşumların organik maddece zengin bir yapıda olması ve tarıma çok elverişli olmalarıdır. Laki Yanardağı. Laki Yanardağı, İzlanda'da bulunan ve hala aktif olan bir yanardağdır. 1783 yılında çok büyük bir etkiyle patlayan Laki Yanardağı, çevrede bir bazalt yığını oluşturmuştu. 8 Haziran 1783 yılında patlamaya başlayan yanardağın püskürtme faaliyeti 7 Şubat 1784'e kadar devam etti. Tahminen atmosfere 8 milyon ton hidrojen florür ve 120 milyon ton kükürt dioksit salındı. Bu da Avrupa'da Laki dumanı olarak adlandırılan hava kirliliğini oluşturdu. Patlamanın İzlanda için sonuçları yıkıcıydı. Nüfusun %20-25'i, koyunların %80'i, sığırların ve atların %50'si kıtlık ve florür zehirlenmesinden yaşamını yitirdi. Felakete dönüşen patlamanın Avrupa'daki sonuçları da travmatikti. 1783 yazı kayıtlara Avrupa'daki en sıcak yaz olarak geçti. O kadar kalın bir sis tabakası vardı ki gemiler limandan ayrılamıyordu. Taşımacılık durma noktasına gelmişti. Laki Yanardağ patlaması sadece patladığı anda değil, sonraki etkileriyle de tam anlamıyla bir felaket yaşattı. Bugün volkanik patlamalar nedeniyle iklim değişikliğinin farkına varılması, geçmişte Laki Yanardağ'ın patlamasının ardından ortaya çıkan sisin gözlemlenmesine dayanıyor. Yaklaşık 8 ay süren püskürtmenin etkileri yıllarca şiddetini korudu. 225 yılın en soğuk kışı yaşandı. Tarım faaliyeti duran İzlanda halkı 7 yıl boyunca süren bir kıtlık dönemi yaşadı. Çoğu açlıktan olmak üzere 9.350 kişi hayatını kaybetti. Santa Maria Yanardağı. Santa Maria, Guatemala'da bulunan Sierra Madre Yanardağı'nın bir parçasıdır. İlk önce 30 bin yıl önce patlak vermeye başladı. 1902'deki patlaması, 20. yüzyılın ikinci en büyük volkanik patlaması ve son 2 ila 300 yıl boyunca 5. en büyük patlamasıydı. Santiaguito Volkanı Santa Maria'ya bağlanmıştır. Koni biçimli bir dağ olarak Santa Maria hem bazalt hem de andezit lavları yaymaktadır. En az 500 yıllık uyku süresinin sona ermesine neden olan 1902 patlaması 19 gün sürdü ve 16 mil yüksekliğinde tahmin edilen bir kül bulutu üretti. Patlamanın doğrudan sonucu olarak en az 5000 kişi hayatını kaybetti ve ardından sıtma salgını ile daha fazla kişi öldü. Bu noktada bir parantez açıyorum. Sıtma salgını da dahil olmak üzere tarihteki en ölümcül salgınları anlattığım videoya da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Santiaguito'nun ikiz zirvesi, 1922'de patlak veren ve iç yapısını Santa Maria ile paylaşan 1902 patlamasının bıraktığı bir kraterde oluştu.
o zamandan beri aktif olarak kabul edilmektedir. Santiago Ito'nun kubbesi 1929'da kısmen yıkıldığında ölüm tahminleri birkaç yüz ile birkaç bin arasında değişiyordu. Lav akışları nadiren meydana gelse de Lahars olarak bilinen toprak kaymalarının zararları yakındaki kasabaları ve altyapıyı defalarca tahrip etti. Jeologlar Santiago Ito'nun çökmesine neden olabileceğinden ve ayrıca tehlikeli heyelanlara neden olacağından korkuyorlar. Vezüv Yanardağı Patlaması. Vezüv Yanardağı, Afrika ve Avrasya tektonik levhalarının çarpışması ile birlikte oluşmuştur. Yanardağın M.S. 79 yılında patlamasıyla Pompei, Herculaneum ve Stabia şehirleri yok olmuştur. Patlama, olağanüstü miktarda taş, kül bulutu, volkanik gaz, erimiş kaya ve toz haline getirilmiş Ponks püskürtmüştür. Patlamada binden fazla kişinin hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Roma halkına göre tanrıların gazabı, Venüs'ün ateşi olduğuna inanılmaktadır. Yanardağın adının kökeninin ise söndürülemez ateş anlamından geldiği düşünülmektedir. Vezüv Yanardağı birçok hikaye ve dini mite konu olmuştur. Vezüv Yanardağı aynı zamanda Spartaküs'ün başlattığı isyana ilk ev sahipliği yaptığı düşünülen yerdir. Spartaküs, M.Ö. 71 yılı civarı yaşamış, dünyaca ünlü bir gladyatör ve liderdir. Spartaküs'ün başlattığı isyanda ilk olarak 78 arkadaşıyla Vezüv Yanardağı'na sığındığı bilinmektedir. Taşlaşmış şehir olarak da bilinen Pompei kenti, bugünün Napoli'sinin yakınlarında bulunmaktadır. Vezüv Yanardağı, M.Ö. 79 yılında patladığında 6 metre pons ve külün altında kalan bu şehrin hala bir kısmı gömülüdür. Tarihi kaynaklara göre patlama, yanardağdan 33 kilometre yüksekliğe kadar uzanmış ve sonrasında civardaki her şeyi de içerisine alarak soğumuştur. Vezüv Dağı'nın püskürttüğü küller ve pons sayesinde evler, tapınaklar, gündelik eşyalar ve sanat eserleri oldukça iyi korunmuş olup, Roma İmparatorluğundan kalan tarihi mirasın bugünlere kadar ulaşmasını sağlamıştır. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta Çernobil nükleer santralinde gerçekleşen felaketi ve o gün tam olarak nelerin yaşandığını anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.